Futbola 12 yaşında Konya Demirspor altyapısında başladım. Yani aslında İlspor diye sporcu yetiştiren bir kurum vardı. Yani bütün branşların yer aldığı bir kurumdu. Ben de orada futbolda devam ederken tabii kulüplerde gelip oradan oyuncuları seçiyorlardı. Beni de Konya Demirspor seçmişti. 12 yaşında oraya geçtim. Orada da yaklaşık 4 sene oynadıktan sonra milli takım seçmeleri için Ankara'ya gittiğimde de kariyerim için büyük bir adım olan Gençler Birliği'ne transferim gerçekleşti. Valla ben hep söylüyorum, ben futbolcu olarak tabii ki dönem dönem kendime örnek aldığım oyuncular oldu ama hani futbol kişiliği olarak küçüklüğümden beri sürekli Hakan Şükür gibi olabilmeyi hep istemişimdir. Tabii bu futbolcu olmadan önceki zamana da dayanıyor. Mevkisel bir şey olarak değil de daha çok başarılı ve kişisel anlamda örnek aldığım, takdir ettiğim bir oyuncu oldu her zaman. Ama yani uzun yıllardır da, yaklaşık bir 10 yıldır da sürekli Arjen Robben'i takip ediyorum. Gerçekten kendi mevkim gereği de çok başarılı buluyorum. Gerçekten onu bu anlamda örnek gösterebilirim. Çok beğendiğim oyuncu Arjen Robben. Bunun en zor tarafı zaten psikolojik ve mental olarak kendini hazırlayabilmek. Gerisi hani zaten belirli bir yerlerdeyseniz eğer bir kaliteniz illaki vardır. Geriye kalanların önemli şey de bence mental olarak o anki hafta, maç olur, sezon olur, genel anlamdaki bir fikstür olur. Yani ona hazırlamaktan geçiyor bence. Şöyle söyleyebilirim, benim kendimce sürekli maç değil de daha çok işte genel anlamda bu sezon şöyle yaptım, böyle yaptım, artık bu maçta şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım, işte geçen hafta şöyle oynadım, böyle oynadım ama bu hafta bu şekilde olacak diye kendimi mental anlamda hazırladığım çok olmuştur. Tabii bazen çok iyi kendinizi hazırlarsınız, çok iyi hissedersiniz ama maç istediğiniz gibi geçmeyebilir. Bunu bir sonraki hafta tolere etmek zorundasınızdır. Tabii bu anlamda da kendimle konuştuğum, kendimle bu maçın muhasebesini yaptığım çok oluyor. Tabii ki iyi ve kötü şeyleri muhasebe edip bir sonraki haftaya bunları düzeltip yanlış yaptığın şeyleri, iyi yaptığın şeyleri mukayese edip takıma nasıl faydalı olabilir mi kendi kafanda konuşmak gerek aslında. Ben bu şekilde kendimce değerlendirme yaparım. Nasıl oynamam gerektiği ile alakalı, nasıl, neleri eksik, neleri fazla, neleri daha iyi veya kötü yaptığımla alakalı bir mukayese her zaman yaparım. Dediğim gibi mental anlamda da kendini hazırlayabilmek çok önemlidir ama bazen her şey sizin kafanızda kurduğunuz gibi de gitmeyebilir ve bunlarda da işte sizin istediğiniz şekilde gitmediği zaman da bunlarla baş edebilmeyi kendi kafanızda daha önceden de kurmanız gerekiyor. A, B, C planlarınızın aslında olması gerekiyor. Şimdi tabii biz küçüklüğümüzden beri bu işi hep aşık olarak yaptık. Gerçekten hani bizim için çocukluktan başlayan, sokaklarla başlayan, daha sonrasında amatör ve profesyonel seviyede olmak üzere. Gerçekten yani bu mesleği sevmeden yapmanız mümkün değil bence. Sevmeyen bir insan, bu mesleğe gerçekten aşık olmayan bir insanın başarılı olup bir yerlere gelme şansı zaten yok diye düşünüyorum. Çünkü bu yani istenmeden yapılacak bir meslek değil bence. Gerçekten zor bir meslek. İçini bilmeyenlerin neler yaşandığını, nasıl psikolojik olarak zorluklardan geçtiğini, her hafta hayatının nasıl değiştiğini bilmeyenler için kolay gelebilir. Tabii ki tüm mesleklere saygı duyuyorum. Ama bizim işimizin çok farklı bir boyutu var. Bunu da biz sporcu olarak, futbolcu olarak yaşadığımız için çok iyi biliyoruz. O yüzden ben bütün futbolcuların hiçbir zaman başarısız olmasını istemem. Gerçekten emek vererek, hak ederek oralara geliyorlar. Ve bir emek sarf ediyorlar, bir ter akıtıyorlar. O yüzden bence futbolcuların kazandığı paranın hepsinin ben helal olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çünkü alın terinin attığı bir meslek yapıyoruz. Başarılı olunur, başarısız olunur, bir sonraki sene telafi edilir. Ama futbol bence gerçekten
aşık olmayı gerektirir başarılı olabilmek için. Tabii yani çok etkilendiğim isimler her zaman oldu. Genel anlamda zihinsel olarak olsun, karakter olarak olsun çok etkilendiğim insanlar oldu. Yani şöyle sürekli 16 yaşından beri dışarıda olduğum için sürekli takım değiştirdik, arkadaş grubu değiştirdik, farklı insanlarla tanışma fırsatımız oldu. Ama hani genel anlamda beni çok etkileyen kişilik olarak Fatih Polat abim var Bursa'dan. Yani sağ olsun bize her zaman elini uzattı. İyi zamanımızda, kötü zamanımızda bize sürekli destek oldu. Psikolojik olarak ve hayatta destek olarak bir abim olarak onu söyleyebilirim. Kendisi de inşaat işiyle uğraşıyor şu an. Sağ olsun yani dediğim gibi çok karakterli, çok düzgün bir insandır. Onun varlığını her zaman arkamda iyi olarak hissettim. Ailecekte görüştüğüm bir abimdir. Bunu söyleyebilirim. Zaten kendisinin kardeşi de futbolun içinde bir insan. Onu söyleyebilirim yani. Ailenden gerçekten biraz zor bir şey oldu bizim için. Çünkü babam yaklaşık 21 yıldır yurt dışında çalışıyor. Sürekli tabii böyle bir aile ortamımız olmadı. Hani sonuçta 16 yaşından beri dışarıdayım. Babam da ben bildim. Yani daha doğrusu doğduğum zaman yurt dışına çalışmak için gidenlerden. Hani tabii izinlerde biz şey yapabildik, görüşebildik ama hani gerçekten de babamın üzerindeki emeğini bizi bugünlere getirmesinde bize vermiş olduğu desteği, babalık görevini hiçbir zaman yadsıyamam. Allah ondan razı olsun diyorum. Gerçekten hani bazı fedakarlıkları yapmamış olsaydı tabii daha farklı bir hayatımız olabilirdi diye düşünüyorum. Şey öncelikle yani çok şey evcil bir insanımdır hani genel anlamda arkadaş ortamı ve aile ortamından hoşlanan bir insanım. Genel anlamda çok değer verdiğim çok yakın arkadaşlarım var. Farklı illerde de olsa. Genelde onlarla görüşüyorum. İşte ya şehir dışına gidip onları ziyaret ediyorum. Ya onlar bana geliyor. Ama genel anlamda hani işte sinemaya giderim şöyle yaparım falan dersem yalan olur. Ama böyle sevdiğim insanlarla beraber vakit geçirmeyi, onlarla beraber olmak hayatta en çok zayıf kaldığım şey. Çok güzel arkadaşlarım var, iyi arkadaşlarım var. Onlarla beraber olmak gerçekten bana çok pozitif enerji veriyor. Onun dışında televizyon izler miyim? Hiç izlemem. Bazen eşim ve çocuğumla dışarı gidip vakit geçirmeyi severim ama onun dışında dediğim gibi ekstra kitap okumaktan hoşlanırım. Daha çok tarihsel kitaplar okumayı severim. Onun dışında çok fazla sürekli yaptığım diyebileceğim bir şey yok dediğim gibi. Çevremdeki dostlarım ve arkadaşlarımla beraber olup vakit geçirmek en büyük keyif aldığım şey. Kitap, ya sürekli böyle bir kitabın beni sarması lazım açıkçası. Hani ilk başta böyle biraz kitaba karşı bir işte 50-100 sayfa falan bir şey veriyorum. Bakıyorum nasıl gidiyor falan. İyiyse devam ediyorum. Yoksa hiç şey yapmıyorum, okumuyorum. Kızıl Nehirleri çok beğendim. Christopher Grank'ın. Onun dışında özellikle Aklından Bir Sayı Tut benim için güzeldi. Ya genel anlamda hani dedim ya hani böyle araştırma. Ben çok araştırmayı seven bir insanım. Yani böyle YouTube'a girdiğiniz zaman yani ne bileyim tesadüf bir videoyu açın mutlaka ben o videonun kıyısından köşesinden geçmişimdir yani. Bu yüzden çok hani çok araştırıyorum hani tarihten bugüne işte atıyorum en çok izlenmiş filmler, en çok okunan kitaplar, sürekli forumlardaki yorumlara kadar takip ederim ve onun sonunda hani kendimce bir eliminasyon sistemim vardır. Ondan sonra yazarım belirli kitaplar. Atıyorum 15 tane kitap beğendim. Konusunu işte yorumları falan dedim budur. Veya arkadaşlarımdan veya dostlarımdan
konusunu böyle bakarım. İşte bir 10-15 tane böyle biriktirdikten sonra işte gidip onları ya internette ya da kitapçılardan tedarik ediyorum. Yani böyle en çok yakın hissettiğim kitapla da başlıyorum okumaya. Yani böyle bir arada şeylerim vardır. Böyle bir 20-30 kitap birden alıp böyle bir okuma şeylerim vardır. Yani onun dışında da dediğim gibi çok böyle herhangi bir merak ettiğim konu hakkında da çok araştırmayı, onun hakkında bilgi edinmeyi çok seven bir insan.